Merhaba diyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz öncelikle. Yaratım ve endüstri üzerine başlıklı webinarımızın konuğu bugün Sayın Mert Kızılay olacak. Ve kendisine tekrardan hoş geldin diyorum ve sözü sevgili hocam Begün Aylin Önder'e bırakıyorum. Buyurun hocam, söz sizde. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Mert Kızılay, sen de hoş geldin. Şimdi bu hafta itibariyle tabii İletişim Fakültesi kapsamında yaptığımız etkinlikleri her hafta yapmaya ve sizlere yararlı olabilecek piyasada güzel işlere imza atmış kişilerle buluşturmaya dikkat ediyoruz. Mert bizim için çok kıymetli. Sağ olsun, biz etkinlikten etkinliğe sürekli karşılaşıyoruz Mert'le ama bir araya geliyoruz. Ama sizler için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Umarım sizler için yararlı olur bu toplantımız. Tabii Mert, öncelikle bizleri kırmadığın için sana minnettarız. Öğrencilerimiz için vermiş olduğum bu destek bizim için çok çok kıymetli. Müziğe çok ilgin olduğunu biliyorum Mert ben. Ve aslında hayatındaki birçok kapıyı da o müzik sayesinde açıldığını biliyorum. Yani o ilgiden sonra bir şeylerin üst üste gelip bu hale geldiğini biliyorum. Ve çok önemli işlere imza attı arkadaşlar. Pek çok ödülü var. Grammy'ye adaylığı var. Senin bu hayat hikayen nasıl başladı bu yol Mert? Oradan bir başlasak, hani en başından işin başlasak. Çünkü öğrencilerimin en çok merak ettiği durum bu oluyor. Hani ben öğrenciyim ve piyasaya çıktığımda neyle karşılaşacağım? Neler göreceğim? Beni neler bekliyor? Birazcık o tecrübelerinden yararlansak, sonra sözü sana bıraksam, olur mu? Tabii ki, süper. Çok teşekkür ederim ben de tekrar bu harika girişimizge için. Ayrıca müzik detayı çok ilgimi çekti açıkçası. İlk kez söyleniyor bana ama aşırı doğru bir şey. Gerçekten öyle. O zaman en baştan başlıyorum dediğiniz gibi. Bu arada tam nasıl bir format yapacağız bilmiyorum ama hani ben sözümün kesilmesini bilakis seviyorum. Hani akılda bir soru işareti, o an spontane bir şey olursa. O yüzden rahat ve doğaçlama gitmeyi seviyorum, yani herkes için bu. Evet, öğrencilerimiz için de bence daha verimli olacaktır. En azından araya girip bir soru soruları olduğunda sorularını sorarlar. Çekinmeyin arkadaşlar. Tamam, söz sende o zaman Mert. Süper. En baştan ben Trakyalıyım. Malkara ilçesinde doğdum. Orada ilk öğretimimi tamamladım. Malkara, Tekirdağ'ın bir ilçesi. Trakyalıyım aslında. Ondan sonra liseyi işte Tekirdağ'da okudum. Lisenin son senesi Güzel Sanatlar sınavına hazırlanmak üzere bir kursa başvurdum. Onda da işte kendimden 5 yaş büyük olan abim, o da çok ilgiliydi sanat, grafik ve animasyonla. Zaten o birazcık önce oldu bana da. Onun arkadaşları varmış. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi animasyon bölümünde okuyan. Hiç haberim bile yoktu.
Benim son senemde dedi ki yani o yağsı hiç unutmuyorum. İşte benim böyle bir arkadaşlarım var. Sen de denesene. Öyle apar topar Türkçe matematik okuyordum çünkü. Yani hep bir şeyler çiziyordum ama kendi kendime. Sonra kursa gitmeye başladım. İşte hafta sonları İstanbul'a gidiyordum. Kurs İstanbul'daydı. Böyle sıkı bir sene oldu. Böyle bir çizim, desen üzerine çalıştıktan sonra işte sınavlara girdim ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi animasyon bölümünü kazandım. 2004 yanlış hatırlamıyorsam. O zaman bir de nispeten hala yeniydi bölüm. O yüzden çok hevesli ve böyle tutkulu öğrenciler girmeye çalışıyordu oraya. Nitekim bu bizim için süper oldu. Bizim dönemimiz harikaydı o açıdan. Yani bölüm yeni de olsa hocalarımız destek oluyordu bize serbest bırakma açısından ama çok donanımlı değildi o zaman. Fakat komünite ve öğrenci grubu çok zengindi ve hepimizin masaya böyle bir şeyler koyma durumu vardı her daim. İşte ben, şimdi Begüm Hocam'ın dediği gibi müzikle ilgili çok aktif bir şeyler getiriyordum. İşte müzik, video entegrasyonu. İşte başka bir arkadaşımız daha avantgard şeyler getiriyordu. Başka bir arkadaşımız başka bir şey. Acayip güzel ve agresif bir şeydi. Öğrencilik geçirdik. Ve bu tür konuşmalarda o dönemi ben çok anımsıyorum. Çünkü o zaman da bizim okulumuza belli sanatçılar girdi. Mesela Disney'den bir karakter tasarımcısı gelmişti. Hiç unutmuyorum. Ve çok düzgün bir adamdı. Çok mütevazı anlatıyordu. Şeyi hiç unutmuyorum bir de. Şey demişti. Benim yaptığım en iyi karakter tasarımları ve filme yansıyan, mesela Mulan'dan örnek vermişti. Genellikle çok üstünde durmadığım kenarda mesela telefondayken skeç yaparken şeyler gibi. O yüzden çok anımsıyorum ve yani çok değerli buluyorum bu tür bir araya gelmeleri. Ondan sonra bir de bizim okulda hep şey yaptırırlardı. Her dönem kısa film yapardık. Animasyon tekniğini serbest bırakırlardı. Bu acayip geliştiren bir şeydi. Çünkü sıfırdan hikaye, fikir, konsept, tasarım, storyboard, uygulama, animasyon, İşte ses, müzik yine yani biz yapamıyorsak arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Neyse, neyse yani ama günün sonunda, dönemin sonunda bitmiş bir film, bitmiş bir iş yaratmaya çalışmak çok eğiticiydi. Çok çok katmanlı çünkü. İlk orada zaten hem ekip olarak hem bazıları bireysel olmak üzere kısa filmi animasyon yapmaya başladım ben. Orada daha çok zaten teknikten ziyade teknik konuda da çok fazla bir şeylere girip çıkmayı seviyorum ben. İşlerimde de göstereceğim. Yani çizimle başladım. Sonra temel sanat eğitimi ki başlarda çok kötüydüm ama sonra çok sevdim ve ona da yöneldim. İşte dijital animasyon, stop motion bir film yaptım. İlk zaten klasik animasyonla başladık. Disney, Cell dediğimiz tek tek çizerek kare kare sen animasyon eğitimi aldık. Dolayısıyla teknik olarak zaten hep böyle bir şeylere girip çıkma, deneyimlemeye çok alıştım. Hatta o zaman da ses tasarımı, müzik yapmaya başlamıştım bilgisayar ortamında. Enstrüman denedim. Sabrım ve yeteneğim olduğunu düşünmüyorum enstrümanla ilgili. Ve kısa film yaparak birazcık benim hani tutkumum ve hoşuma giden şeyin bu olduğunu keşfetmiş oldum az çok. Ne demek istiyorum? Yani çok fazla ürün reklam odaklı değil çünkü şimdi o geliyor akla ilk hani bu işi yaparken nasıl para kazanırız? Dominant sektör bu buradaki. Bizde maalesef çok fazla animasyon gelişmiş değil sektör anlamında. Kesinlikle. Şu o dönem birkaç yerde staj yaptım Cinefect'te Anima'da. Bunu da biraz daha fazla görmüş oldum. Çünkü daha fazla post prodüksiyon ve görsel efekt üzerine kullanma eğilimi vardı o stüdyolarda da insanları, sanatçıları. Ve böyle bir evrime başlamış oldum ve okuldan mezun olduktan sonra biz yine aynı dönemden birkaç arkadaş bir şirket kurduk Silo 1 diye. Çünkü çok fazla bir yere girip maaş çalışma isteğimiz yoktu. Orası da tam hayalimizdeki bir şey yapmaya çalıştık. Yani hoşumuza giden tarzda işler üretip o zaman ağırlıklı motion graphics üzerine işler yapıyorduk. Daha az karakter animasyonu arada oluyordu o. Fena bir tecrübe değildi. 1,5 senede batırdık. Ama onu erken deneyimlemek süper oldu bizim için. Tecrübe anlamında. Çünkü orada hem müşteri, hem iş, hem para, bir sürü şeyle, işte kavgalar vesaire çok sağlam bir tecrübeydi.
Ondan sonra ben freelance çalışmaya başladım sektörde. İşte gelen projeleri değerlendiriyordum. Fakat yine bu sefer hep şeye gitmeye başladı kafam. Yani eskiden zevk aldığım şey, hevesli olduğum şey, işte kısa filmler üretmek vesaire. Ama tabii para kazanmamız lazım. Hani hocalarımız hep der işte okuldan sonra vakit yok. İşte yapacaksınız okulda yapın. O çok doğru bir şey. Çünkü hem alan hem odak olarak okul öğrenim çok müsait. Ne kadar ağır da olsa verilen nasıl diyeyim? Assignment diyeceğim. Şimdi İngilizce kelime de kulak karıştırmak istemiyorum ama aklıma gelmedi. gerçekten çok büyük alan sağlıyor insana. Bir şey mi diyeceksiniz orada? Ha, tamam devam ediyorum ben. Ondan sonra işte aklıma o geldi ve şeyi hatta o mezun olmaya yakınken yanlış hatırlamıyorsam şeyi izlemiştim. Yalan atmayayım daha önce de olabilir de 300 diye bir film var. Biliyorsunuzdur hepiniz. Frank Miller'ın çizdiği, Zack Snyder'ın yönettiği ve onun main and end title'ları dediğimiz filmin sonunda çıkan jeneriği benim çok hoşuma gitmişti. Bayağı stilize yani o çizgi roman havasını alıp onu anime edip böyle çok güzel, agresif, eğlenceli bir jeneriği vardı. Ve arada tabii ki hep o tür işleri de inceliyorduk arkadaşlarla da kendimde. Ve o bana ışık tutan şeylerden biri oldu. Çünkü hem para kazanabileceğim, belli bir marketi sektörü olan, hem de özellikle gerçekte olan bir ürünü, bu arada onu küçümsediğim veya yani küçümsemek değil, eleştirecek tarafları olabilir. Neden sevmediğim de konuşulabilir ama hani öyle bir hor görme durumu olduğu için diye onda da bir sürü değer var. Ama bana hitap eden yine belli bir hikaye üretimi olan, belli bir fantezisi olan ve pek çok sanatsal ifadeye, sanatsal ve artistik ifadeye yer verebilecek bir medyum olması ilgimi çekiyordu. Dolayısıyla ben de bütün işte o zamana kadar yaptığım işleri derleyip hatta o dönem birazcık da çünkü şöyle bir şey oluyor, o showreel portfolyo, onun üzerine de ayrıca konuşabiliriz. Önemli bir şey çünkü atıyoruz, yolluyoruz ve onun üzerinden değerlendirme yapıyorlar ve beraber çalışırsak çalışıyoruz. Ben ilk yaptığım zaman fark ettim ki mevcut işlerim çok yeterli değildi. O yüzden hatta hala var belki ilgililer bilir. Grayscale Gorilla, GCG, GSG diye bir arkadaşımız vardı sektörde. Çok fazla tutorial yayınlardı bedava. Ve o dönem showreel ile ilgili tipler veriyordu insanlara ve şunu diyordu. Yani bitmiş böyle komple bir bütün bir iş bitirmek zorunda değilsiniz diyordu portfolyo için. 5-second project diye bir şey başlatmıştı, hareket diyeyim. Yani sadece 5 saniye, 3 saniye, 5 saniye. Ve ben gerçekten 2 hafta oturup öyle bir maratona girdim ve çok çok faydalıydı. Hatta bazıları için portfolyoyu paylaştığım kişiler sordu bu hangi işten diye. Sonra dedim ki bir işten değil aslında. Ama öyle bir izlenim bırakıyor, zenginleştiriyor. Öyle bir maratona girdim. Read'i de tamamladıktan sonra bu işte 300'ü yapan yine Yuko adlı firmaya portfolyomu yolladım. Bir mail attım. Ve çok aslında şanslıyım yani. Onlar geri döndü ilk attığım yerde. Peki Mert, şimdi öğrencilerimin genelde şöyle şeyleri oluyor, çekinceleri oluyor. Yani bir yere portfolyoyu yolluyorum ben. Ve hani oraya ümit bağlamaya başlıyor tabii haliyle. Cevap gelecek mi gelmeyecek mi diye. O evrede neler yaşadın? Yani hani ben onlara her zaman şeyi hatırlattım, ben de hocalarım da hep şeyi hatırlatıyoruz. Hani evet şu anda hayatında öyle bir şey yok. Dene şansını. Olmazsa da yolumuza devam etmek zorundayız günün sonunda. Ama olursa tabii ki çok büyük bir nimet. Sen o bekleme süresini nasıl geçirdin? Ya şimdi oranın hissi. Bence süper bir yerde girdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü şimdi siz böyle sorunca sanki şey gibi oldu. İşte attım ve işte başardım gibi. Öyle değil tabii ki. Benim çok fazla dönemimde o ikilemde kalma, o işte olmazsa ne olacak çok oldu. Hatta o dönemde şunu hatırlıyorum. Oraya iş anlamında oraya başvurdum ilk.
ve cevap aldım. Ama öncesinde mesela başka bir arkadaşım yine bana şey önerisinde bulunmuştu. İşte bloglara at. O zaman sosyal medya bu kadar aktif değildi ve çok fazla blog vardı, böyle işlerin paylaşıldığı ve belli bloglarda işler paylaşınca kopuyor böyle işte. Çok fazla yayılıyor, teklifler geliyor vesaire ve ben öyle bir şeye giriştim. Ve mesela onlardan çok fazla yanıt alamadım. Hatta hiçbir yer galiba yayınladı. Çok şey, Fubiz vardı mesela. Fubiz geri dönmedi. Şeyi hiç unutmuyorum. Başka bir blog vardı. Kadına yolladım. Kadın yayınlamadı ve bana şöyle geri döndü. Bence senin daha çok çalışman lazım dedi. O işte o süperdi ama şöyle ilk tabii ki çok kötü hissettim. Böyle o karın boşuna bir yumruk yemiş gibi. Çünkü okuldan çıkmışım, şirket batırmışız, bir sürü kısa film yapmışım. Hani tamam böyle dünyanın en üst noktasını hissetmiyorum ama donanımlı hissediyorum bir yere kadar. Kendi paramı kazanabilir durumdayım ve o iki haftalık bahsettiğim maratondan çıkmışım. Kadın böyle deyince şey oldum ya, yani nasıl olabilir böyle, o zaman herhalde bu benlik değil falan gibi aslında pek çoğu. Evet, güven kırılması. Evet, girip çıktığı şeylerden birini yaşadım. O zaman tabii öyle düşünmüyordum ama şu an geriye baktığımda galiba insanların hayatlarında öyle ayrılma noktası var. Yani o birkaç şeye sebep olabilir. Gerçekten insanı küstürebilir, güvenini kırabilir veya onu bir şekilde kabullenip, ben yani zor evet. Ama kadına hak vermek yani günün sonunda. Çünkü o birkaç gün sonra da o gelmeye başladı. Ya bu kadına bir sürü iş geliyor, bu kadın... Hani bu işin içinde bir sürü insanla teması var. Bana böyle bir şey söylüyorsa burada avantaja çevirecek bir şey olsa gerek. O yüzden o maratonu biraz daha uzattım mesela. Daha fazla iş yaptım Rail için. Tabii ki çok uzun olmadı ama bir hafta işte birkaç şey daha zorladım. Yani o aynı şeyi biraz ileri atlayacağım ama çok kısa bir parantezle. 4 sene tam zamanlı çalıştım ben Yuka'da ve oraya işte generalist olarak gittim. Yani hem tasarım yapıyordum hem animasyon ne geliyorsa. 4. sene sonunda kreatif direktördüm ama hep serbest çalışmak ve başka insanlarla da tecrübe etmek istiyordum. Bağımsız olmak istiyordum. Ve sanat çizgisine başvurdum. Bu gerçekleştikten sonra aynı noktaya bir daha geldim. Yani şunu kastediyorum. Yine elimde bir takım işler var, portfolyo var. Ve yine benim saldırmam gerekiyor. Ve aynı şeyi orada da yaşadım mesela. Ve hatta arkadaşlarımla da konuşuyorum. Hala konuşuyoruz bir sürü profesyonel meslektaşım ve arkadaşlarımla. Bu olay zaten genellikle yani ister çok iyi ol, ister idare eder ol. Genellikle 10 kişi atıyorsun. 5 kişi dönüyor. 2 veya 3 kişiyle de oluyor. Dolayısıyla bir kişiye 2 kişiye atmak çok rasyonel bir yaklaşım değil. O yüzden benim genç insanlarla da veya bazı arkadaşlarımla da konuşuyoruz. Mesela bana diyorlar ki ya işte attım geri dönmedi falan. Ben diyorum ki attıktan sonra o sayfayı kapa. Onu hiç düşünme. Yani attın, gitti, tamam. Gelirse harika ama gelmezse orada kalma artık. Bir sonraki hedef ne? Bir sonrakini at. Yani hepsinden cevap verirsen olacak. Ne güzel işte. Yani bu değerli olduğunu gösterir. Sırayı dizersin. Freelance'ın ona göre şu zaman müsaitim, şu zaman değilim. Tam zamanlıysa sizin teklifiniz ne, sizin teklifiniz ne gibi aslında çok daha avantajlı olacak bir şey. O yüzden ben o konuda çok agresif ve açıkçası duygusuz olunması gerektiğini düşünüyorum. Yani hiçbir şey kişisel almadan zaten değil. Kesinlikle. Şey kesinlikle. Değil. Yani yola devam etmek çok önemli o noktada. Peki Los Angeles macerası nasıl? Nasıl başladı? Nasıl gitti? Nasıl bu noktalara geldik? Oradan devam edelim. Portfolyoları da görelim Mert. Gözümüz gönlümüz açılsın. Ben aslında şöyle bir şey yapayım. Madem bunun üzerine konuşuyoruz. İlk Yuko'ya attığım showreel'i göstereyim. Daha çok fikir olması. Tabii çok eski işler artık ama fikir olması açısından. Sizler de arkadaşlar aklınıza gelen soruları yazın chat alanına. Hemen ekranımı paylaşıyorum.
Evet, bunu yolladım ilk ve bunun üzerine işte Garson şirketin sahibi. O hemen geri döndü, bir Skype call yapalım mı dedi. Öyle bir üstün körü konuştuk. Ben çok heyecanlandım, işte yurt dışından bir kontak ne olacak ne edecek. Halbuki adam yani işi var. Yani orada idare eden şeyi döndürmek istiyor. Bir de ben bilmiyordum, o zaman çok kıdemli bir eleman ayrılmak üzereymiş. Biraz da o tür şeyler denk geldi. Neyse. Bana işte konuştuk, tanıştık ve denemek için kısa bir iş yolladılar. Ve tasarım işiydi, sadece Photoshop ama bir logo açılış sekansı için. Şu an o işi kaybettim açıkçası, çok eski, nerede olduğunu bilmiyorum. Öyle bir deneme yaptık. O işi alamadılar ama fena olmayacak derecede memnun kaldı yaptığım şeyden. Sonra bir ay kadar geçti, bir iş daha yolladı. O işte, o aslında işte birazcık benim biletim gibi oldu o Los Angeles'a. Şimdi onu da göstereceğim kısaca. Bu az önce paylaştığım Reel'daki şu mürekkepli şeyleri çok ilgisini çekmiş. Ve yani sende böyle birazcık daha deneysel bir tavır var. Bunu bir denesek mi bizim yaptığımız şeye dedi. Bunları ben cam üstünde, ufak bir cam üstünde, işte alttan ışık, yukarıya kamera, şimdi mürekkep, boya, onları işte dökerek, oynatarak falan çekiyordum. O zaman da bu Stranger Tides, kaçıncı filmde hatırlamıyorum ama bunda şeyler vardı. Neydi? Deniz Kızı. Deniz Kızı ama birazcık stilize etmişler. Böyle suyun altında daha mürekkebimsi görünüyor. Onlar da bu böyle bir konsept satmışlar ve hani bu title'ı öyle bir senin hem animasyonla hem bu çektiğin videolarla birleştirip bir test yapabilir miyiz dediler. Sonra onu denedik. İşte gitti geldi, biraz uğraştım ben buna. Ve yönetmenin hoşuna gitmiş. Bu sonunda seçildi. Ondan sonra biz işte konuşmaya devam ettik falan. Bana uzaktan yine bir takım işler yolluyorlardı. Ama ben gitmek istiyorum. Takımın bir parçası olmak istiyorum. Merak ediyorum o dünyayı. O yüzden ben dedim ki, yani çok aslında o yaştaki bir çıkıntı, bir cesaret aslında. Yani ben sizin takıma dahil olmak istiyorum. Eğer etmeyeceksiniz benim takıma dahil, ben uzaktan freelance çalışmaya devam etmek istemiyorum dedim. Çok mantıklı bir şey değil açıkçası ama bu şeyde, örnekte işe yaradı. Yani adam zaten şaşırdı. Ha, dur ben bir konuşayım içeriğiyle o zaman falan dedi. Sonra şeye karar vermişler, işte seni 2 hafta misafir edelim burada, gel bir bak, tanışalım, hani nasıl, hoşuna gidecek mi burası, işleri gör falan filan. Öyle bir şey oldu, gittim, arkadaş oldum insanlarla, Garson'la da çok iyi arkadaş olduk. Hatta işte bir kere şey dedi, o da çok önemli. O zaman yine çok bilinçli olduğum için değil ama hevesliydim ve çok agresiftim. Yani bir şeyler yapmak, bir şeyler göstermek istiyorum. O bana şey demişti, ya sen bak 2 haftalığına geldin buraya, çık gez yani, Los Angeles'tasın falan. Bütün gün ofiste durmak zorunda değilsin. Ben de şey dedim, burada yani işlerin ucundan tutmazsan nasıl anlayacaksın dedim benim burası hiç uygun olup olmadığımı. İyi dedi. Sonra bir de şey dedim, bu da bence çok doğru bir şey değil. Çünkü beni turist vizesiyle getirdiler oraya. Dedim ki ama işte yapıyorsam dedim para almam lazım. Yine baktı bana. Allah Allah, sanki başımıza bela aldık diye dercesine. O zaman cash verdi tabii, cebinden verdi ama ne bileyim işte ben. Hani öyle bir o zamanlar biraz daha nasıl denir? Hiç öyle bir politik olma şeyi yok. Şimdi daha hani hakimim nasıl diyalog kurulmasına da. Ama şansıma işte o da çok Hong Konglu aslında. Çok sarkastik ve rahat bir adamdı. Zaten şu chatte yazsam acaba çıkar mı? Yazabiliyor muyum ismini? Merak edenler baksın. Yazabilirsiniz. Evet. Çok şeydir çünkü. Title sekans dendiği zaman Saul Bass vardır mesela. Onun öğrencilerinden ve çok hakikaten pioneer diyeceğim, yani öncülerinden. Yani biz tabii ki dijital yapıyoruz ama onlar mesela analog yapıyorlarmış ilk title sekans ve jeneriklerini. Yani asetat kağıdının üstüne işte film üzerine işte baskı yaparak falan çalışmışlar. Çok acayip geliyor bana. Ondan sonra işte
Ben geri döndüm tabii ki turist vizesiyle gittiğim için. Yine uzaktan çalışmaya devam ettik. Dediler işte biz avukatlı süreci başlatacağız. Bu tabii ki en az bir 5-6 ay sürecek ama bu esnada biz çalışmaya devam ederiz. Öyle oldu. O şekilde işte uzaktan çalıştık. Sonra gittim. Orada işte hem bir taraftan hayata alışma, bir taraftan stüdyoya adapte olma, sektöre adapte olma. O şekilde ilerledi. Şimdi yavaş yavaş işlerle beraber anlatabilirim belki. Süper olur. Hatta o gelişim süreçleri vardı ya, onlarla ilgili hani nereden çıkıyor, fikir nasıl çıkıyor, nasıl gelişiyor, sonra ne oluyor? Hani onu da piyasadan birinin nasıl yaptığını görürlerse çok katkısı olacağını düşünüyorum. Mesela hafif kronolojik gideceğim. Çünkü hakikaten işler birbirinden çok farklı ve hızlıca anlatmaya çalışacağım. Sonra soru işareti veya o spontane soru işareti varsa yine konuşabiliriz. Mesela hani dedim ya karışık teknikler kullanmayı seviyorum diye. Bu gerçi Garson'un fikriydi. Hemen bir yakınımı paylaşayım. Bu sanıyorum ikinci veya üçüncü senem, ikinci senemdeydi. National Geographic'te Life Below Zero diye bir show vardı. Burada işte Alaska'da yaşayan bir grup insanın hayatta kalma üzerine işte nasıl şartlar, nasıl avlanıyorlar, nasıl hayatta kalıyor, nasıl ısınıyorlar, nasıl barınıyorlar onun üzerine bir show. Ve işte Garson şeydi, sanıyorum bu çok büyük bir proje değildi. Çünkü çok risk alan bir insan değil normalde. Şey yapsak ya dedi, yani asetat kağıtları çıktı alalım tipografiyi. Sonra onu suda donduralım gece ve sabah çıkaralım dolaptan erirken, life below zero zaten çok direkt bir anlatım, çekelim onun kurgusunu yapalım. Biz de hakikaten öyle yaptık. Mesela bu direkt öyle gelişti, direkt müşteriydi zaten. Bir hafta içinde falan biz test yaptık. İşte şu tepside koyuyordum ben, görünüyor diye tahmin ediyorum biraz zaten şöyle. İşte çıkardığımızda böyle görünüyor. Aslında çok güzel. Analog her zaman çok etkili görünüyor. Çünkü dijitalde böyle bir etkiyi elde etmek tabii ki mümkün. Ama çok çetrefilli bir yol. Bir de hani bu şey derler ya, kaza ara elde edilebilecek güzellikler tabii ki CG'de daha farklı. Dijitalde. Bu benim arkadaşım Ed. Hem yazar hem tasarımcılardan biri. Çok basit bir setup kurduk burada. İşte kamerayı yukarı koyup ışık bile doğru düzgün yok. Gün ışığıyla. Hatta destek için ben o zaman getirdim Mehmet Efendi'yi. Bunu herkese gösteriyorum. Hani bundaki amacım da biraz şey. Hem komik eğlendik. Hem de aslında ben biraz ona inanırım. Hani böyle iyi sonuç elde etmek için iyi ekipman, iyi setup güzel olur. Ama şart değil. Yani o çok önemli bir şey. Yani hiçbir şeyin engel olacağını düşünmemek lazım üretimle ilgili. Bu böyle bir projeydi. Şöyle yapalım mı? Bunlar sitede var zaten. Hareketlileri ben göstermeyeyim hiç. İsteyen bakabilir zamandan kazanmak için. Tamam. Sonra onlar işte çalışmadan memnun kaldığı için bir sene sonra tekrar geldiler. Bu sefer fikirleri vardı zaten. Hani çünkü show zaten belli bir noktaya geldiği için artık karakterler tanınıyordu. Fanları falan vardı. Ve karakterler üzerine bir promo yapmak istediler. Ve bunların çok yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekip geldiler dediler ki hani bunlarla ilgili böyle dramatik bir şey yapabilir miyiz daha üç boyutlu ortamda olan ama inandırıcı, çok böyle oyun grafiği gibi görünmesin. Bunun için de şey yaptık. Bu yüksek çözünürlüklü fotoğrafları çok basit 3D model üzerine yansıtıp gerçekçiliği koruyup ama aynı zamanda kamerayla etraflarında dönebiliyorduk mesela. Başka bir örnek. Bir donma yaşadık ama Mert. Bağlantıda bir zayıflık oldu. Evet. En son ne diyordun? Oradan devam edeyim. Şu an bir sonraki sayfayı açıyordum. Ha. Orada kaldık. Tamam.
Şey diyordum tam işte konsept ve içerik her zaman öncelikli oluyor bu sektörde. O yüzden o çok hoşuma gitti. Yani bir yere yönelmek çok şart değil. İlla işte 3D sanatçı olmak veya 2D önemli değil. Önce konsepti oturtmak en elzem şey. Onun üzerine zaten teknik gelişiyor. Bir diğer proje Oz The Great and Powerful. Bu filmin yine bitiş jeneriğiyle ilgili bize geldiler. Ve ben filmi izlemedim açıkçası da hikayeyi biliyoruz hepimiz. Bazılarınız izlemiştir diye tahmin ediyorum. Büyücünün kullandığı araçlardan biri zeotrop denen aslında fenakistoskop çıkış noktası, animasyonun çıkış noktası Yunan. Bu gördüğümüz hatta yazayım şuraya. Kesin biliyorsunuzdur. Böyle bir aracı var. Ve biz de hani buna ithafen bir jenerik yapalım fikriyle geldik. İşte filmin sonunda bu karakterler görünsün, bazı anlar görünsün. Orta kısımda da title'ları, isimleri sunarız diye. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ilk sene zaten ben klasik animasyon eğitimi aldığım için ve stüdyodaki tek kişiydim bu arada o zaman klasik animasyon yapan. Sonra tabii ki konsept kabul edildikten sonra başkalarını da başka sanatçılar da halledildi ama genellikle öyle oluyor. Başta proje alınmaya çalışırken, fikir satılmaya çalışırken genellikle küçük ve çekirdek ekipler çalışıyor. Ne zaman ki prodüksiyona geçiliyor o zaman ekip büyüyor. Burada da ben daha işte proof of concept dediğimiz daha satma aşamasında ufak bir test yapmıştım. Ve burada mesela şu an kullandığımız dijital ortamda işte ya 25 FPS Avrupa'da olduğumuz için ya da işte telefon vesaire artık kullandığımız için onların konfigürasyonlarından ötürü işte 30 FPS, 60 FPS frame per second kullanıyoruz. Ama eskiden bu klasik animasyonda özellikle 12 frame çalışılırmış. Biz de öyle çalışıyorduk. Mesela bütün bunları orijinaline adapte ettik ve ona göre bir sonuç elde ettik. Bu iş böyleydi. Sonra mesela bu çok büyük bir işti, Robocop. Ve bu jenerik işi değildi. Bize zaten MGM ile Yuko'nun bir de öyle bir şey var. Yani hakikaten her şey iş, yetenek değil, network, ilişki çok önemli. Ben hani iş ilişkilerini de transparan ve hakiki kılmaya çok özen gösteririm. Ve MGM ile ilişkisi zaten iyiydi Yuko'nun. O yüzden bu projeyle, tabii ki bu da pitch ama vermiyorlar. Hani ilişki iyiyse sadece siz de bir şey yapın görelim diyorlar. Diğer 5 stüdyoyla beraber daimi bir yarış var. Gerçekten çok rekabet çok had safhada. Bu filmde de işte bütün Robocop'un kendi gözünden gördüğü ve bir takım ekstra ekranlarda görünecek grafikler ve arayüz elementlerini tasarlamamızı istiyorlardı. Bununla ilgili işte biz çok derin bir araştırma safhasına girdik. İşte arayüz nasıl çalışıyor, nasıl olmalı? Şu an kullandığımız arayüz örneklerinin prensipleri neler? İşte Android, OS X, iOS, Windows. Ben zaten bunlara da ilgim vardı bir şekilde. Hoşuma gidiyordu böyle ince grafiksel detaylar. Bunları araştırmaya koyulduk. Hatta hala var mı bakayım? Google'ın aslında çok güzel bir dokümantasyonu var internette kendileri yayınladıkları. Evet hala var. İlgililer için buraya bakmasını çok tavsiye ederim. Burada bayağı neyi neden yaptıklarını, hangi hareketi neden uyguladıklarını, izleyicinin gözünü nasıl rehber ettiklerini grafiksel anlatım ve animasyonla harika betimliyorlar. Biz zaten bunu bulduktan sonra direkt çaktık. Hiç uğraşmadan. Ya çünkü zaten üzerine senelerce uğraşılmış, düşünülmüş bir şeyi yeniden keşfetmenin Aynen öyle. çok manası. Yani o konuyu da konuşabiliriz. Ayrıca bu orijinallik kopya ile ilgili de çok soru işareti oluyor. Evet. Ben çok inanıyorum kopyalanması gerektiğine. Ama nasıl kopyalamak? Yani biz oradaki prensipleri aldık. Robocop için o kendi durumuna has bir zaten arayüz sistemi tasarladık. Ama prensipleri ödünç aldık. Görsel olarak da farklı mesela dolayısıyla.
Ama zaten her şey harman. Ben çok fazla orijinal bir şey olduğuna da inanan bir insan değilim. İşte oradan bunu alıyoruz, buradan bunu alıyoruz. Hop ortaya başka bir hibrit bir şey çıkıyor. Bunda da öyle oldu. Yani işte combat, savaş modu tasarladık. Bunun şeyleri vardı. İşte gidiyor mesela işte bir suç mahallini araştırıyor. Dedektif modu vesaire. Böyle kafasının 360 sanki mouse'la veya parmakla değil ama istediği zaman artık neural işlemlerle kafasındaki arayüzü öne getirip arkaya atabildiği bir sistem geliştirdik. Ve şey çok önemliydi, bu hikaye anlatılmasını istiyordu bunlar üzerinden yönetmen. Zaten o çok önemli. Her zaman hep söylenen şey hikaye. Yani estetik çok daha, hikaye ve iletişim. Estetik genellikle bunları takip eden bir şey ve ben bu prensibi tasarımda seviyorum. Sanatta işler farklı olabilir veya kişisel çalışmalarda ama film, TV, branding, reklam çok önemli konsept ve iletişim. Son bir örnek daha vereyim. Ondan sonra bence şeyle biraz daha danışıklı ilerleyebiliriz. Bu aslında biraz eskidi bu iş artık ama çok temiz bir örnek olduğu için sıfırdan sonuna kadar Tomb Raider. Bu ben freelance çalışmaya başladıktan yaklaşık 2 sene sonra Yuko, işte ilişkimiz zaten iyiydi, iyi ayrıldık. Tekrar beni çağırdılar bu proje için. Yine Tomb Raider filminin beğenilen bitiş grafikleri için. Ve orada stüdyodan stüdyoya değişebiliyor bu süreç. Yani bazı stüdyolarda direkt kreatif direktörler veya yönetmenler şey yapıyorlar. Sanatçılarla çalışıp sunum hazırlayıp fikir satmaya çalışıyorlar. Yuko'nun kültürü daha farklıydı. Orada birazcık daha yani hevesli olan ve fikri olan herkese açıktı aslında bir şey yapıp satmak. Ve kim satarsa mesela o idare ediyor projeyi gibi bir durum oluyordu. İlginç yani, aslında ben pek çok yerde freelance çalıştıktan sonra da görmedim. Burada da aynı şey oldu. Biz galiba 3 veya 4 arkadaş bir haftamız vardı konsept satmak için. Herkes oturdu, işte kendi fikirlerini şey yaptılar, kağıdı dökmeye çalıştılar. Ben zaten Tomb Raider hem marka olarak hem oyununa da aşinaydım, biliyorsunuzdur. En eski hatta çok oynadığım bir oyundu. Dolayısıyla evrenine çok hakim olduğum bir markaydı. Dolayısıyla buna şey bir fikir, konsept üretmek geldi aklıma. Yani bu karakter zaten arkeolojist ama iyi silah kullanabilen, akrobatik, sürekli mezar gezen, oradaki ganimetlerle haşır neşir olan ama burada aynı zamanda bir sürü tuzaklarla da cebelleşen, bulmacalar çözen, yani böyle bir katmanlı bir evreni var. Dolayısıyla ben dedim ki ya bunun bir de bunun bir fan base olacak tabii ki filmin. Tüm bunları böyle bir sunabileceğimiz ama çok derin olmadan, çünkü günün sonunda bir aksiyon filmi, eğlenceli, hareketli bir sekans yaratalım. Bunun için de işte akla ilk gelen fikirlerden biri işte her zaman bir defteri olur Lara Croft'un. İşte bu defter ya da babasının defteriyle çıkıyordu şey yolculuğa bu filmde. İşte orada bir takım diyagramlar olur, işte yazı, bir takım notlar olur, eskizler olur. Bu mesela güzel bir kanvas bizim her şeyi göstermemiz için. Ama görsel olarak uygun değildir. Çünkü yine eminim birçoğunuz biliyordur. Aynı dönem Uncharted diye bir oyun var. Ki çok benzer. O da aksiyon, arkeoloji var. İçinde biraz işte ganimetler vesaireler. Ve onlar buna benzer çok iyi bir örnek yapmışlardı. Yani böyle çok güzel anime edilmiş. Parşömenler üzerinde, defter üzerinde ilerleyen. O çok önemli. Yani bir fikir pitch ederken, pitch etmek diyoruz biz, sunarken benzer ve rakiplerinin farkında olmak çok önemli. Sonra ben şey dedim, ya tamam dedim, o öyle bir marka var ama şimdi Lara Croft daha cool. Hani daha güçlü bir karakter. Daha modern. O zaman biz bunu metafor olarak kullanalım. Ama bu eskiz bir defterine mesela 3 boyutlu bir ortamda böyle patlattığımızı düşünelim. Yani içinde her şey patlamış. 3 boyutlu ortamda kamera geziyor, öyle buluyor vesaire. Yani biz yine eskiz görüyoruz. Belki notlar,
el çizimleri görüyoruz ama bu tamamen 3 boyutlu bir ortamda. Zaten filmi de 3 boyutlu çektikleri için çok uygundu. İlk aslında burada anlattıklarım, burada yazan o. Kısa bir paragrafla başlıyorum ben genellikle sunumlara. Sonra görsel referans her zaman çok yardım ediyor. Çünkü müşteride hani hepsi önem vardır, onları anlamayabilir, anlamazlar diye. Doğru bir şey. Her zaman görselle desteklemek, olabildiğince somut satmaya çalışmak çok önemli. Burada da işte ben bize trailer yolladılar filmden. Pardon, görsel efektsiz katını da yolladılar. Bazen o da oluyor. Bu filmde de oldu. İşte mesela karakter bir bulmacayla uğraşırken, işte bir tabut, işte yine eski yazıtlar. Bu aslında çok stratejik bir kare. Oyunla çok alakası olmasını istemediler. Ama ben oyunu da biliyoruz. Hani bunun nereden geldiğini biliyoruz. Bunun imajını vermek için oyundan sadece işte iki kare ekledim buraya. Şey buldum mesela, eski Vietnam'da kullanılan bu bir tuzaklarına dair kitaplardan eskizler buldum. Onları koydum. İşte silahları, kullandığı ana objeler. Sonra görsel dil. Yani nasıl görünecek bu jenerik bittiğinde. İşte mesela eskiz sketch tarzını zaten tutmak istiyorum. Tipografinin bununla flörtleşmesi gerekiyor. Yani eskiz bir şey yapıp üstüne alakasız üç boyutlu veya çok modern bir tipografi koymak istemedik. Mesela bu tarz işte grafik tasarım örnekleri koydum. Daha baskı, daha analog. İşte üç boyutlu bir şey olacaksa mesela daha böyle üstüne projekte edilmiş ama yine elle boyanmış gibi falan. Sonra tipografi zaten jenerik dediğimiz %70 tipografi. Tipografi de nüans, yani çok göze sokmadan ama nüanslarla, detaylarla hikayeyi veya bir şeyi karakterize etmek, filme dair veya ürüne dair neyse, çok önemli. Burada da Lara Croft'un ilk kendini bulma evresi gibi, galiba zaten yenisini çekiyorlar bu filmde, geçen bir şey yok. Kendini bulma, daha o zayıf halinden daha işte avdan avcı haline dönüşme evresine tanık oluyoruz aslında. O yüzden ki ben çok severim, birçoğunuz biliyordur belki, David Carson diye bir tasarımcıdan çok ilham aldım. Çünkü bu bildiğimiz tasarım şeylerini kıran bir yapısı var. Daha dağınık, daha edgy diyeceğim. Bold, hep İngilizce kelimeler geliyor aklıma. Daha ekspresif bir tavrı var. Bu çok uygun geldi bana, çünkü daha böyle punk ya da bu tarz bir tipografi kullanabiliriz gibi geldi. Ve bu, yani hani görebiliyorsunuzdur, evre evre zaten üstüne oturmaya başlıyor. Yani müşteriye de böyle sununca böyle ha demeye başlıyorlar. Sonra style frame, görsel konsepti anlattık, görsel referansları gösterdik, tipografiyi anlattık. Tamam, peki ürün, bize ait olan ürün nasıl görünecek? Ona dair yine sekansın tamamı değil, çünkü hala satma aşamasındayız. Birkaç örnek. İşte filmin son karesinden, bu şekilde bitiyor film. Son karesini durdururuz, oraya bir brush, fırça darbeleri atmaya başlarız ve seyirciyi bu evrene sokarız diye girdik. İşte silahlar bir araya gelir, ilk tipografiyi gösteririz orada. Ama sonra bakmışız ki kamera uçmaya başlıyor, silahın etrafında dönüyor. Artık üç boyutlu bir dünyadayız gibi. İşte sonra ateş eder. İşte başka bir orada ganimete kurşun çarpar, o bizi başka bir yere yönlendirir. İşte olaylar birbirini tetikler gibi bir sekans anlatımı. Stil olarak da böyle bir şey olacak dedik. Sonra tamam, stil de anladılar. Peki hikaye yani başlıyor, nasıl evriliyor, nasıl bitiyor? Çok basitçe ben çizerek, storyboardları zaten çok basit yapmayı çok seviyorum. Çünkü storyboard'u birazcık iyi yapmaya çalışınca hemen şey sorusu gelmeye başlıyor. Bu böyle mi görünecek? Aynen. O yüzden... Aynen. Ben bilakis üstünde durmayı hiç sevmiyorum. Yani burada yine tablette çizdim. Çoğu zaman ben kağıt kalemle çizip telefonla fotoğrafını falan çekiyorum kareleri. Ve yanına still frame'ler koyuyorum. Çünkü o zaman çok daha net oluyor. Hayır, kesinlikle böyle görünmeyecek tabii ki. Yukarıdaki birkaç frame gibi görünecek. Bu sadece hikaye. Burada başka bir şey konuşmuyoruz diyorum. Bu şekilde de anlatıyoruz. İşte buradan baştan sona kadar nasıl akacağı var. Sonra da şansımız yaver giderse, memnun kalırlarsa satıyoruz ve prodüksiyona geçiyoruz. Bunda da işte bir hafta bunun için vakit vardı. İki hafta içinde uygulama, bütün işte kareleri bitirip
kurgulanmış karelerin üstüne kenarda yapılan animasyonların entegre edilmesi ve teslimi gibi bir süreç vardı. Bu işte böyleydi. Acaba sorular var mıdır? Ben çünkü anlatabilirim ama. Evet, zaten hani 45 dakikayı da doldurmuş durumdayız. Arkadaşlar sorularınız var mı kafanıza takılan? Mesela şunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu yaparken neyle karşılaştınız gibi gibi sorularınız var mı? Alalım sorularınızı. İletişim kuralım. İki kişi el mi kaldırıyordu? Şimdi? Evet, el kaldırıyorlar. Buyurun chat bölümüne yazabiliriz ya da Hatice Hocam ses verebilirsen öğrencilerimize el kaldırıyor. Enes de var. Enes'cim buyur, açabilirsin mi? Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Merhabalar Mert Bey, yapmış olduğun sunumdan dolayı öncelikle çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzeldi. Özellikle Tomb Raider benim çocukluğumun oyunu. En iyi sürümü bence tabii Tomb Raider 3. Bayılarak oynardım. Yani 30-40'tan fazla bitirmişliğim vardır. Bugün bile hala bilgisayarımda duruyor yani Tomb Raider 3. Şimdi biz bu dönem açıkçası yeni 3 boyutlu tasarıma girdik ve bizim hocamız Blender'dan başlattı. Blender programı kullanıyoruz. Yani ben de açıkçası karakter modelleme, bu tarz jenerikler oluşturmak istiyorum. Yani sizce Blender bizim için uygun bir program mıdır? Sizin tavsiye edebileceğiniz bir program var mı bu anlamda? Hani bu programdan giderseniz daha etkili olur. Sonradan çünkü hani aslında altyapıları hepsinin birbirine benzer. Bir programı öğrendikten sonra 3 boyutlu tasarımın altyapısını diğer programlarda da kolay adapte sağlıyoruz diye biliyorum ben ama... Bizim eksiklerimiz var. Mesela özellikle ben render aşamasında çok problem yaşıyorum. Hani Blender'ın uyumlu veyahut da sizin önerebileceğiniz bu tarz render motorları veyahut da 3 boyutlu önerebileceğiniz programlar var mı bizler için, başlangıç seviyesi için? Bir de bizim açıkçası ben çok araştırıyorum. Biz Blender kullandığımız için yani Türkçe kaynaklardan bakmadığım şey kalmadı artık. İngilizce kaynaklara bakıyorum. Ama İngilizcem de yetersiz olduğu için hani İngilizce de şart mıdır bu işte sizce? Teşekkürler. Ya, ikinci sorudan başlayalım. İngilizce şart ya. Yani çünkü ya da şöyle diyeyim. Ne yapmak ve nerede olmak istediğimizle alakalı. Yani İngilizce olmazsa kendimizi çok fazla sınırlandırıyoruz otomatik olarak. Yani mesela jenerik yapmak istiyorsan burada hala öyle çok bir sektör yok. Dolayısıyla iletişim çok önemli. O es geçebileceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum. İlk soruyla ilgili olarak kısaca şey diyeceğim. Bu hani aslında birçok kişinin kafasında olabilecek bir soru, teknik. Önce genel bir cevap vereceğim. Bence teknik ve program olaylarını kafada gerçekten çok büyütmemek lazım. Çünkü insana gereksiz yük olabilecek bir şeye dönüşebilir. Ne demek istiyorum bununla ilgili? O kalem silgi gibi bir şey gibi davranmamız ve bakmamız gerekiyor. O mantalitede olursak zaten bir şeye girip çıkmak çok kolaylaşacaktır. Adapte olmak kolay olacaktır. Dediğin gibi prensibi almak çok önemli ama gerisi teferruat. Bunu da şu yüzden diyorum. Bizim okulda mesela çok fazla bir teknik öğretim yoktu. 3D Studio Max öğrettiler biraz. Onunla başladım ben. Sonra başladık diye devam ettirdik. Sonra Los Angeles'a gittim. Baktım herkes Cinema 4D kullanıyor. Sonra oturdum onu öğrendim. Freelance oldum. Octane diye bir tane render motoru çıktı. Herkesin kullandığı işte GPU tabanlı diye. Hop onu öğrendim. Yani dolayısıyla şey zaten insanı yarı yolda bırakacak bir şey. Program hangisi daha iyi? Onu kestiremiyorsun. O hep değişiyor. Hep yeni bir şey evriliyor. Evet. Ama kısaca Blender bence iyi. Çünkü şu an komünitesi çok rağbet görüyor. Render motoru olarak ben Octane kullanıyorum tasarım ağırlıklı işlerde. Yani hep aslında. Ama geleceği gerçek zamanlı render motorlarında görüyorum. Ve Unreal ile Blender'ın entegresi iyi diye gözlemliyorum. Yakında ben de Unreal'a geçeceğim büyük ihtimal. Yani birçok şey zaten gerçek zamanlı olacak yakın zamanda. Ama buna öyle bakmamız lazım. Yani hani işte o mu çıkmış mı? Hayır. O mu var?
hallederiz, öğreniriz. Zaten internette var her şey. Çok teşekkür ederim Mert Bey, sağ olun. Biz teşekkür ederiz Enes'cim. Var mıdır başka soru arkadaşlar? Sorular alalım. Süremiz dolmak üzere. Evet, Galaxy A20'de var hocam. Verildik mi? Tamam. Galaxy A20, söz sende. Kendini de tanıtabilirsen. Hocam merhaba, sesim geliyor mu şu anda? Evet, evet, sesin geliyor. Kendini hocam de, ben Berkşen. Şu an çalışıyorum. Telefondan bağlandığım için tamam. Böyle bir durumla karşılaştım. Kusura bakmayın tamam. Öncelikle. Estağfurullah. Galaxy A20 olarak özür diliyorum. Bir de hocam sorun şuydu hocam. Ben mesela ben de eğitim alıyorum ve bu low poly alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Bir de bu low poly alanında bir dairetten de tasarım alanında bu kod yazımını falan da kendimi geliştirmek istiyorum. Acaba bir oyun tasarımı için hangi kodları öğrenmeliyiz? Bir de sadece Blender yeterli mi? Başka programlar da öğrenmemiz gerekir mi? Teşekkür ederim. Ya aslında az önceki cevaba gideceğim. Çok açık kafalı olmak gerekiyor. Yani başka programlara her daim bakmak gerekiyor. Tabii ki bunlar vakit alabiliyor. Ama öğrenmekten bahsetmiyorum tam olarak. Yani mesela Blender'da devam edebilirsin ama gözün hep açık olabilir. Yani başka programlarla insanlar neler yapıyor. Mesela bu ilk pandemi başladığında ben Unity öğrenmeye başladım. O da bilmeyenler için başka bir oyun motoru. Sonra Epic Games Unreal'ın yeni demosunu çıkardı. Ben bıraktım Unity'yi çünkü çok daha fazla gelecek var diyor. Hem game designer'lar için hem işte filmle uğraşan insanlar için. Dolayısıyla ben kod falan çok bilmiyorum ama bir noktada girme olasılığım var diye düşünüyorum. Vakit bulduğum zaman ben kesinlikle Unreal'a gireceğim kişisel olarak. Bunlar biraz kişisel çünkü insan bir yandan da hangisinde rahat ediyorsa onda iş çıkarıyor ortaya. Hiçbir zaman en iyisi diye bir şey yok. Yani kısaca böyle diyebilirim. Evet, tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ederiz Berk'cim. Var mıdır arkadaşlar başka sorusu olan? Var mıdır? Merak ettiğiniz. Ya programlara çok fazla kafa yormamaları gerekiyor aslında değil mi Mert? Yani isme takılmamak lazım. Çünkü her an her şey değişiyor zaten. O değişim içerisinde. Program sadece bir köprü. Yani aynen daha öyle. Çok, yani tasarım, fikir evet. Ne yapmak istiyoruz o çok önemli. Ne yapmak yani en çok ne yapmak yaparken mutlu oluruz mesela gibi. Onda da şeyi parantez açabilirim soru yoksa eğer. Hani çok fazla sektöre göre hareket etmek de bence çok anlamlı değil. Çabuk adapte olabilmek çok iyi bir özellik. Ama insanın tutkusu ve yapmayı sevdiği şeyi ön planda tutması en önemli şey. Çünkü zaten gelen iş ona göre gelecek. İnsan sektöre göre adapte olursa ona göre işler gelecek. Muhtemelen çok mutlu olmayacak ama zaten tutkulu olduğu şeyleri üretirse yani onunla ön plana çıkacak ve ona göre yani çok direkt bir sirkülasyon. Tabii. Düşünüyorum. Peki başka sorusu olan var mı? Son kez sorayım. Hadi bakalım. Mert katılımın için çok çok teşekkür ederim. Çok yararlandıklarını düşünüyorum öğrencilerimizin. Zaten senin kendine has sunumunu her daim takdir etmişimdir. Her şey için çok teşekkür ederim. Bizi kırmadın, paylaştın. Kendine çok iyi bak. Bizlerle birlikte olduğun için teşekkür ediyorum. Çok değerli, çok çok sağ ol. Her zaman zevkle. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi bak kendine. Teşekkür ederiz arkadaşlar katılımlarınız için. Sizler de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.